güzel. Mesela bir onu... çantanın maliyeti boncukla birlikte aşağı tamam. yukarı ne oluyor diye soruyorlar. Şimdi mesela bunun boncuğu 50 TL. Sapımız 25 ya da 30 diye hatırlıyorum. Tam onu bilmiyorum. Yani 80 lira. Misina'da 5. 85 90 TL. Evladiyelik bir ama çanta. Bunlar tabii 250 küsur da falan. Tabii. Arkadaşlar. Ve en fazla 2 günde bitirirsiniz. Sibirya'nın pastaları geldi. Devam. Evet. Evet. Şey, doğum gününe doymuyoruz. Doymuyoruz. Doğum haftası. Doğum. Çiçekleri gördünüz mü? Evet, çiçek evet. Hayır, çok gerçekten çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Bakın bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ben bir yeni bir sap oluşumu yapıyorum. Daha sonra araya sap gelecek. Şimdi o kadar işleyebilir miyim? O kadar işleyebilir miyim? Bence herhalde. Yok. Değil mi? Şu birleştirmeyi ve sapın birleştirmesini haftaya mı yapsak ki? Ne dersin? Olabilir. Çünkü arkadaşlar, arkadaşlar... Ya birleştirme de aynı aslında bu mantıkla. Sadece şöyle bir tarif edeyim. Evet. Şimdi haftaya tabanlıyı çalışalım. Tamam. Tamam mı? Bu sapı da ben öreyim. Birleştirmeyeyim. Birleştirme şimdi. Araya sapı koyup nasıl bile. Ama inanın tarifle bile yaptı birçok arkadaşımız. Tabii tabii. Şimdi düşünün araya sap geliyor ve buraya sadece misina ile şu boncuktan geçiyorum. O kadar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yine aradan geç. Yani şu iki boncuğun karşılıklı arasından geçmeyecek şekilde yanındakine, üstündekine gidecek şekilde bitireceğiz. Çok güzel. Bakın sağlık. Bu şekilde sapımızı yapıyoruz. Şurada hemen bir gösterelim arkadaşlara. Çünkü birçok resim geldi bana bu şekilde. Bakın şimdi bu işim bittiği zaman şu aradan direkt birleştirerek yani bu tam boşluğa geldiği gibi bir sinem oradan geçirerek yani dikermiş gibi aslında. Evet. Teğel yapılır ya. Teğel yaparmış gibi birleştiriyorum. Çok güzel. Bunları da şöyle yan yana düşünün arkadaşlar. Şimdi araya bir boncuk gelecek. Bakın. Şuraya boncuk. Ben farklı bir renk koymak istiyorum ki belli olsun. Ayhan. Şimdi şuraya bir boncuğu koyacağım arkadaşlar. Bakın. En alta koyacak mısın? Şuraya bakın. Şöyle. Görüyor musunuz? Şunu. Ve aynı şekilde işlemeye başlayacağım. Sadece görünmeyecek. Önemli olan tabii şuraya bir tane gelecek aynen. Şunun yerine. Boncuklar sonra, hep çifter çifter gibi. Çok kısmetliyiz. Evet evet maşallah. Bakın şu aralardan. Şöyle. Şimdi şuradan bu boncuktan geçeceğim. Geleceğim buraya. Şunun içinden geçeceğim. Böyle sürekli bunları araya döne birleştirerek. Sadece iplerin görünmemesi önemli. Sonra katlayacaksın. Sonra katlayacağım. Bu tarafı da aynı şekilde yapacağım. Evet. Ve ikisi birleşmiş olacak. Yani bakın şuralar arkadaşlar. Tam şu. Evet. İkisi birleşiyor. Döne döne de örülebilir belki. Bakın şu boncuk aslında. Ama taban olmayınca döne döne örmek zor olur. Bence o zor. Evet. Bu daha kolay. Böyle çok iki güzel. Tane 17-17 şu parçalarınızı örün. Daha sonra sapını yapın. Sapın benim şimdi ters tarafta kaldı aslında. Evet. Altı bu. Burası düzgün diye böyle işledim. Şimdi ben haftaya bu sapı hazırlayacağım. Tamam. Bunu birleştirmeyi göstereceğim. Tabanlı yapmayı göstereceğim. Tabanlı da sap yapmayı göstereceğim. Tamam. Belki üçüncü bir ders bile yapabiliriz. Vallahi olur. Ha. Tamam. Yani bunu sindirelim. Ama arkadaşlar teknik tamamen aynı. Her şeyde aynı değil mi? Sen tabanlı yaptın. Farklı evet, tabanlıydı. Tabanlıyı da az çok kendi YouTube kanalımda da anlatmıştım. İnanın tabanlıyı bile yapabilirsiniz. Çok resim alıyorum. Yapmış bana atıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi Ayhan Hanım tam 5 dakika gösterdim. haftaya yine bekliyoruz. Belki aynı gün yaparız. Pazartesi evet. benim için de uygun. Tamam. Size sap takmayı, tabanlı yapmayı göstereceğim. İnşallah atarız. Çünkü bu ara bir internette sorun var. Evet, evet. Ben cumartesi canlı yayınımı atamadım. Bir gün önce atamadım. İnşallah, hadi bakalım hayırlısıyla. Görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol.